Öptük arkadaşlar. Öptük. Mehmet Sarıoğlu, Sipa Eğitim Merkezi Amiri. Allah mazal mazal. Mehmet Bulat, Sipa'yı çalışıyor. Tamam. Tolga Aktaş ilk yardım etmedi. Güzel bir şunu ifade et. Şu tarafa alalım. Sıra ilk var, ikra yere. Ebru nerede? Ebru. Vallahi önce kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bizim için çok önemli, çok üzücü bir olaydı. Ama kahramanlarımız diğer şehirlerdeki kahramanlarla beraber kurtarma operasyonlarına katıldılar. Tek tesellimiz onların kurtardıkları hayatlardı. Özellikle 65 kişi çıkarttılar. Ve bunların içinde bir Yusra bebek ve annesi var ki bizim için sembol oldu. Dolayısıyla bu çıkarttıkları diğer gruplarla beraber yaptıkları bu çalışmalar bizim için teselli oldu. Biz tabii ki acımız sonsuz. Ama aynı zamanda bir milli bir tesanüt gösterdik, dayanışma gösterdik. Ordumuz burada mütevazi ama çok anlamlı katkılarıyla dikkat çekti. Bu da bizim için acıları azaltan bir teselli fırsatı oldu bizim için. Onun için kardeşlerimize tebrik ediyorum. Bu mütevazi ama çok anlamlı çalışmalarıyla örnek oldular. Yüreğimize su serptiler. Ama dediğim gibi acılarımız büyük. Ama kardeşlerimizin de anlamlı çalışmaları bizim dediğim gibi acımızı nebze olsun azalttı. Onun için tebrik ediyorum, gurur duyuyorum kardeşlerimizden. Onun dışında da yine bizim oradaki gruplarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Sıcak yemek dağıtımını bütün hızlarıyla sürdürüyorlar. Gruplarımız orada. Onun için kardeşlerimizi böyle karşılamak bizim için gurur verici oldu. Kahramanlarımız hepsini alnından öpüyorum. Allah nazardan saklasın. Bu aynı zamanda da bizler için bir motivasyon oldu. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Geride kalan kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bizim için bir sembol oldu. Bütün Türkiye o mektup, o el yazılı, elle yazdığı mektupla birleşti. Kalplerimize onu astık, o mektubu. Dolayısıyla o da birleştirici, milli birliğimizin aynı zamanda gurur verici bir örneği oldu. O bakımdan o isimsiz kahramanımızı da diğer isimli kahramanımızla beraber anıyoruz. Yani biz böyle olayları çok yaşadık aslında ama orada bir kadının ve bir çocuğun seslerini duymak bizim için gerçekten çok üzücü bir durumdu. Eşim öldü ama çocuğumu kurtarın demesi bizim zor olduğuna gitti ama biz böyle bir ekibiz. Defalarca böyle olaylarla karşılaştık. Profesyonelliğimizi bozmadık. Biz profesyonel olmak zorundayız. Çünkü bizim oraya gittiğimiz zaman bizden başkası yok. Kadın lütfen çocuğumu çıkartın diye feryat ediyordu. Çocuğunu dışarı çıkarttık. Yusra bebeği buradan gerçekten hiç unutmayacağım. O kadar akıllı bir kız ki dışarı çıkarttık. Ona dedim ki yavrum ağlama. Benim de senin gibi bir kızım var, biz onunla oyun oynuyoruz. O da senin gibi çok akıllı dedim. Elini tuttum. Benim elimi annem de tutsun dedi. Annemi çıkartın dedi. Yani 2,5 yaşındaki bir çocuk konuşma uslubu, benim elimi annem de tutsun demesi bizim içimizde tabii ki acılar oluşturuyor ama şunun da haklı bir gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. En azından bir canın hayatta tutunmasına vesile oluyoruz. Kadını sonra diğer arama kurtarma ekipleriyle, burada yine söylüyorum ben, hiçbir birim tek başına bu işi yapamaz, yapmadı. Burada biz
diğer AFAD grubuyla, JAK'la, İstanbul İtfaiyesi ve Ankara İtfaiyesi ile beraber müşterek bir çalışmanın sonucunda bu işi bitirdik. Bunların haklı gururunu yaşıyoruz. Ben buradan yine bize desteklerini esirgemeyen, başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm bizi orada destekleyen, özellikle Elazığ halkına, ki Sayın Bakanım müsaade ederseniz, tekrar söylemek istiyorum. Yani ben böyle bir birliktelik, böyle bir beraberlik görmedim. Vakit bulduğumuz zaman yemek yemeye çıktık. Herkes bizi, üstümüz başımız toz toprak, herkes bizi kucaklayıp para ödetmediler. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda evlerinden koşarak getirdiler. Enkazdan çıkıyoruz, kimisi elimizi yüzümüzü yıkıyor, su döküyor. Kimisi bize ayran getiriyor, kimisi yiyecek bir şeyler getiriyor. O riskli evlerin içine girip yemek yapıp, yemek hazırlayıp bize enkazın başına getirdiler. Üstümüz başımız toz toprak, herkes bizi kucaklayıp para ödetmediler. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda evlerinden koşarak getirdiler. Enkazdan çıkıyoruz. Kimisi elimizi yüzümüzü yıkıyor, su döküyor. Kimisi bize ayran getiriyor. Kimisi yiyecek bir şeyler getiriyor. Çantaları vesaire bırakalım. Bir de yer ayarlayalım. Orada... Sonra biz orada ayarladık. Biz sonra elbiselerimizi...